Bir kere zayıflığı Müslüman kendine yedirmeyecek, yani kabul etmeyecek onu. Yani kendini adeta bir robot gibi kullanacak, yani emredecek. Ben diyecek ki mesela kalk diyecek, kaldıracak kendini. Otur diyecek, oturacak. Mesela şunu yapma diyecek, yapmayacak. Farz edelim sigara içiyor. İçmiyorum diyecek yani. Yani onun sanki onu böyle sürüklüyormuş gibi, sanki böyle boynunu tutan, onu çeken biri varmış gibi bir üslup. İnsana yakışmaz yani. İzzet-i nefsine bunu yakıştıramayacak Müslüman. Yani yapmıyorum, o kadar. Yani bu kadar basit. Yani sigara beni zorla oraya götürebilir mi? Çekebilir mi? Yapmıyorum. Yani oturup işte sigara içmedim, perişan oluyorum. Bunlar laf benim arkadaşlarıma. Mesela söylüyorum, sigarayı bırak diyorum, hemen bırakıyor. 10 yıllık, 15 yıllık arkadaşım var. İnsanın kendine Allah rızası için bir saygı duyması lazım. Ve azmedecek. Yani ne gerek kendini aşağılayacak, ezecek bir şey yapmanın alemi ne? Allah'a karşı küçük düşecek bir şey yapmanın alemi ne? Yapmıyorum dersin. Ve beton gibi bir, çelik gibi bir irade kullanırsın. Hayatın her sefasında onu yaparsın. Mesela sabah kalkacak, kalkamıyorum falan diyor. Yok, kalk dersin, kaldırırsın kendini. Ne demek kalkamıyorum yani? Yani tek bir emre bağlı değil mi vücut? Evet. Yani evet. Hangi emrimizi yerine getirmiyor vücut? Değil mi? Mesela ben kalemi alıp buraya koymak istiyorum. Hadi al diyorum. Gelip bak, koyuyor, bu kadar basit. Yani vücut uysaldır. Beden çok uysaldır. Yani tam bir köledir. İnsanın emrindedir. Tam boyun eğmiştir. Yani böyle bir makine gibidir. Sadece emir vereceksin. Sigara içmiyorum. Bitti. Evet, mesela içki içiyorsa içmiyorum diyecek. Bitti. Anında konu kapanır. Veyahut herhangi bir günah işliyorsa yapmıyorum der, bitirirsin. Yani vücut uysalca onu hemen dinler zaten. Yani hiçbir sorun çıkartmaz. Vücuda bu emri vermenin zor olduğunu zannediyor insanlar. Halbuki çok çok kolaydır ve onun dinlemesi de çok kolaydır. Mesela korkma dersin, korkmaz. Mesela git dersin, gider. Evet. Yani bunu insanlar gözünde büyütüyor. Daha önce şartlandırdıkları için yapamayacaklarını zannediyorlar. O şartlandırmayı kaldırmak lazım. Vücuda emir vermek de kolaydır. Vücudun emri dinlemesi de çok kolaydır. Yani bakın göreceksiniz. Son derece kolaydır. Evet. Bunu aksi şekilde gösteren insanlar sizce bahaneye mi sığınıyorlar? Tabii ki. Yaptıklarının ardına gidemiyorlar. Böyle geçmişten kalan bilgilerden kaynaklanıyor. Bu çocukluktaki bilgiler insanı çok tahrip eder. Yani insanların hep canının yandığı nedir biliyor musunuz? Çocukluktan kalan beyne oturmuş bilgilerdir. Yani alışkanlıklardır. Mesela korku çocukluktan öğrenilir. Küsme, darılma, ağlama, üzülme, korkma, iradesizlik, çekingenlik. Bunlar hep çocukluktan kalma düşüncelerdir. Mesela çocukluktan itibaren beyne o bilgi verilmiş olmasa insan bunu hiç bilmez. Ve otomatik yaparsın. Mesela vücudun söz dinleme gücü son derece yüksek ve kolaydır. Ve vücuda emir vermek de o kadar kolaydır. Yani insanlar bunu yaşayarak gördükleri vakit hemen anlarlar. Ama çocukluktan itibaren işte diyor ki mesela sigarayı bırakmak çok güçtür diyor. Vücudun nikotin ihtiyacı vardır. Bir almazsan perişan olursun diyor. Hiçbir şey olmaz. Nikotin zehir etkisi yapan bir madde. Almadığında gayet de sağlıklı olursun. Hiçbir şey de olmaz. Yani içmiyorum dersin. Vücut sana niye içmiyorsun demez. Ama çocukluktan kalan bilgileri devreye sokarsan, işte biraz sonra perişan olacaksın, başın ağrıyacak, işte debelenmeye başlayacağım ama garip yalanlarla kendini kandırırsa bu olur. Yani mutlaka bir kılıf buluyor insanlar. Yani kendini kandıran sahte bilgilere aldanıyorlar. O sahte bilgilerin hepsini şöyle elinin tersini itecek, diyecek bırak onları diyecek. Yani bana yalanlı mavalı bırak diyecek. Böyle şeylere gerek yok. Çok sade.